İklim ve Gelecek programına hoş geldiniz. Bu hafta çok değerli bir isme ağırlıyoruz. Özlem Katısöz bizlerle beraber. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Davet için de teşekkür ederim Ayca. Biz teşekkür ederiz. Çok önemli bir gündem haftasında aslında sizlerle beraberiz. COP27 sürecinin devam ettiği süreç içerisindeyiz. Bu hafta da birazcık gündemimiz de aslında bununla ilişkili olacak. İklim değişimi, iklim krizi süreci içerisinde aslında hep biz bu hafta gündemimizde COP27 diyoruz ama COP26 sürecinden başlamak istiyorum ben. COP26 sürecindeki beklentilerimizi ne kadar hayata geçirebildik ve bu zeminde aslında COP27 sürecinden beklentilerimize nerede, neler konuşuldu? Buradan başlayalım. Evet, güzel soru. Paris'ten beri aslında her COP çok iddialı, işte bu o şeklinde konuşuyoruz. Ya COP26'dan bugüne aslında en büyük beklentimiz neydi o zaman? Yani bu geçtiğimiz bir senenin en önemli konusu neydi dersek aslında emisyon azaltımı hedeflerinin güçlendirilmesiydi ülkeler tarafından. Geçtiğimiz COP'ta yani 26. Taraflar Konferansı'nda şöyle bir karar alındı. Bir sonraki Taraflar Konferansı'na kadar tüm taraflar, tüm ülkeler iklim hedeflerini, emisyon azaltım hedeflerini güçlendirerek gelsin diye. Hani bu öyle oldu mu? Aslında sayılara baktığımızda pek bu hani hedefe aslında yaklaştığımızı görmüyoruz. Biliyorsunuz 1,5 derece kritik eşik. Evet. Biz şu an sanayi öncesi döneme göre küresel ortalama sıcaklıkların 1,1 derece arttığını görüyoruz. Şu an o değişimi yaşıyoruz. Yani 1,1 derece sıcaklık artışının iklim sistemi üzerinde yarattığı işte orman yangınları, kuraklık, işte aşırı hava olayları gibi sorunları yaşıyoruz. Ve bunun bu küresel ortalama sıcaklık artışının 1,5 dereceyi bulması, aşması da aslında bildiğimiz insan medeniyetinin arkada kalması demek. 2 evet. derecenin üstü artık hani bildiğimiz dünyadan başka bir dünya anlamına geliyor ve 1,5 derece kritik eşiği sağlayabilmek için sıcaklık artışlarını burada tutabilmemiz için 2030'a kadar küresel emisyonları %40'ın üstünde azaltmamız gerekiyor. Şimdi son verilen taahhütler işte bugüne kadar verilen taahhütler daha %10 civarında bir emisyon azaltımını başarabileceğimizi bu da gerçekleşebilirse gösteriyor. Hatta çok yeni küresel karbon projesinin küresel karbon bütçesine dair hesaplamaları yapan ekibin söylediğine göre işler bu şekilde devam ederse biz 9 yıl içinde 1,5 derece sıcaklık artışıyla karşılaşabiliriz. Dolayısıyla geçen seneden bu yana yapmamız gereken en önemli şey aslında emisyon azaltımlarına evet. dair taahhütlerimizi daha güçlü bir şekilde yapmamızdı. Onu da hani bu son bir senede çok başarabilmiş gözükmüyoruz ama önümüzde bir hafta daha var. Belki bu bir haftada işte Türkiye dahil birçok ülkenin yeni NDC'sini sunması, sekreteryaya yeni ulusal katkı beyanını sunması mümkün. Dolayısıyla hani böyle bir gündemle bir seneydi ve bu noktaya geldik. Peki COP27 süreci içerisinde aslında biz bazı vaatlerden bahsediyoruz. Gerçekten hayatta kalabilir miyiz veya işte bu vaatleri gerçekleştirebilir miyiz, bu vaatler ne kadar sürdürülebilir diye. Bu bağlamda aslında Avrupa İklim Eylem Planı çalışmalarını ve Avrupa Yeşil Mütabakat'ın iklim krizindeki önemi, rolü ve bu tartışmalara da biraz değinmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü COP27 yani belki 2 hafta içerisinde tartışılan bir süreç ama biz 1 yıllık çalışmalardan ve onun sonrasında 10 yıllık periyotlardan aslında bahsediyoruz. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Evet yani bu seneki yani 27. Taraflar Konferansı'nın bir uygulama konferansı, uygulama COP'u, implementation COP olması gibi bir sloganı vardı. Bu %100 gerçekleşti mi? Hayır, çok yani hala daha hedeflerden bahsediyoruz. İşte uygulama araçlarında da netlik yok ama önümüzde bir hafta daha var. Yani daha işte son kararlara ne yansıyacak vesaire. Hani onlar tabii ki bir haftada çok şey olabilir. En azından uluslararası iklim politikası anlamında. Ama bir yandan şöyle gelişmeler de var. Hep biz gelişmiş ülkelerin emisyon azaltım tarafından bakarken artık mesela gelişmekte olan ülkelerin ya da iklim değişikliğine karşı etkilenebilirliği daha yüksek olan ülkelerin de iklim politikasına daha angaje olduğunu görüyoruz. İşte Kenya %100 yenilenebilir enerji hedefi koyuyor. Sri Lanka, Bangladeş gibi ülkeler iklim refah planları hazırlayacağını açıklıyor. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerin de iklimi ana akımlaştırdıklarını görüyoruz. Burada hani daha o
edilgen rolden etkin role, yani hem kendisi eyleme geçerken eyleme geçilmesini de talep eden bir role bürünüyor. Bu açıdan baktığımızda aslında Türkiye için de bir bu süreçte bir liderlik rolü de mümkün. Çünkü Türkiye iklim değişikliği açısından baktığımızda hem Akdeniz Havzası'nda en iklim değişikliğine karşı kırılganlığı yüksek, etkilenebilirliği yüksek bir coğrafyada kesinlikle yer alan bir ülke. Bir yandan da bir G20 ülkesi, iklim değişikliğine neden olan sera gazlarını salan 14. ülke. Yani iklim değişikliğinin hem müsebbibi hem mağduru durumunda. Dolayısıyla değişim açısından, eyleme geçme açısından kendi ligi içinde bir liderlik rolü üstlenebilir. Burada bir iklim diplomasisi fırsatı da var. Avrupa İklim Eylem Ağı'nın Avrupa Birliği ölçeğinde aslında o birlik düzeyinde yaptığı çalışmalara baktığımızda da Avrupa İklim Eylem Ağı bir network. 40 geniş Avrupa çapında işte 40 ülkeden 180 organizasyonun, sivil toplum örgütünün üye olduğu bir network. Bir sivil toplum koalisyonu ve iklim değişikliği politikasının her alanında çalışan bir koalisyon. Şu açıdan hani yeşil mutabakat bağlamında bu çalışma biçiminin önemine baktığımızda Avrupa Yeşil Mutabakatı da biliyorsunuz iklim çeşitliliğini, iklim değişikliğini ve biyoçeşitliliği merkeze alan bir büyüme stratejisi. Evet. Dolayısıyla ekonominin tüm alanlarına değen bir strateji. Avrupa İklim Eylem Ağı da işte endüstrinin karbonsuzlaşmasından, ticaret anlaşmalarının iklim değişikliğiyle mücadeleyi elverişli hale gelmesi için savunuculuk yapmaya, enerji altyapısını, işte gaz, yenilenebilir kömür gibi farklı alanlarıyla çalışan ve her bu alan için hem bilgi üreten hem de politika yapıcılar, işte parlamento, konsey, tüm bu aktörlerle de doğrudan iletişim halinde olan bir yapı. Dolayısıyla bu iklim eyleminin ya da iklim iddiasının politikalara yansıması için de etkili bir aktör. Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın tüm yapım sürecinde de sivil toplumun da sesini politikalara yansıtan da bir ağ. Aslında bu tarz çalışmalar ve bu ağlar birçok konunun tartışılabilir, gündeme gelebilir hale olmasını sağlıyor. Bu tartışmalardan önemli bir başlık sanırım enerji. Ve sizin de bu alanda çalıştığınızı biliyorum, yakından takip ediyorum. Türkiye'nin bu noktadaki konumu ve biz hep enerjinin sürdürülebilirliğinden, enerjinin verimliliğinden bahsediyoruz ama enerji eylem planı dediğimiz zaman ne anlamalıyız ve Türkiye'nin konumunu bu anlamda, dönüşümünü bir sonra birazdan belki o soruyla da birleştirebilirim. Yani Türkiye'nin kömürden çıkmasıyla ilgili nasıl bir bakış açısı geliştirmeliyiz veya daha doğru nasıl ifade etmeliyiz? İlk soruyu beraber sormuş oldum. Evet, ve enerji iklim değişikliği, yani enerji politikasıyla iklim değişikliği politikaları, uygulamaları birbiriyle yakından alakalı. Kesinlikle. Türkiye için de özellikle böyle. Çünkü iklim değişikliğine neden olan emisyonların %70'i enerji kaynaklı. Dolayısıyla Türkiye için genel küresel ölçekte de aslında baktığımızda böyle. Türkiye için iklim değişikliğiyle mücadele enerji dönüşümü anlamına geliyor. Bu yüzden de bizim de iklim değişikliği konusundaki çalışmalarımızın merkezini enerji oluşturuyor. Hem elektriğin fosilden arındırılması özelinde, özellikle kömürden arındırılması, hem de genel olarak enerji dönüşümünün başarılması, enerji dönüşümünde fosilin geride bırakılması temel konumuz. Sizin de dediğiniz gibi Türkiye'nin ulusal enerji politikasına baktığımızda şu anki politika aslında Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon vizyonuna da uygun değil. Bunun gereklerini de yansıtmıyor. Takip edebildiğimiz kadarıyla Enerji Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı bir ulusal enerji planı var. Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafında iklim değişikliği mücadele için işte ulusal katkı beyanının tespit edilmesine yönelik yapılan modelleme çalışmaları var. Orada da tabii ki enerjinin dönüşümü kritik. Bu çalışmalara sivil toplumun dahil edilmesi kısıtlı oldu. Yani bu hangi varsayımlarla hangi senaryolar çalışıldı buna çok hakim değiliz. Ama İklim Şurası, Şubat ayında yapılan İklim Şurası'ndan gördüğümüz, takip ettiğimiz kadarıyla Enerji Bakanlığı rüzgarı, güneşi merkeze alan bir enerji dönüşümünden ziyade işte nükleeri öncelikleyen, kömürden elektrik üretmeyi geride bırakmaktan ziyade işte karbon yakalama, depolama gibi sistemlerle kömürün Türkiye'de elektrik sisteminde ömrünü uzatacak
şeyleri önceliklendiriyor, politikaları evet. önceliklendiriyor. Yani bu açıdan baktığımızda aslında bunlar da 2053 net sıfır vizyonuna uygun değil. Ama belki yeni açıklanacak ulusal eylem, enerji eylem planının, ulusal enerji planının farklı öncelikleri olmasını umalım. Çünkü olması gereken bilimin de söylediği, vizyonun da söylediği, küresel iklim politikasında söylediği yenilenebilir rüzgarı ve güneşi merkezileştiren bir sistem. Peki Avrupa'daki uygulamalarla karşılaştırdığımızda evet Türkiye'nin çok gerçekçi olmayan bir yaklaşım olduğunu ifade edebiliriz. Yarınki açıklamayı da aslında biraz bekliyoruz bu bağlamda. Ama Avrupa'daki uygulamalar ve önermeler bu noktada nasıl ve Türkiye belki nasıl bir çerçeve çizse daha doğrucu veya daha gerçekçi olur diye sorsam. Şimdi Avrupa'da da Yeşil Mutabakat'la beraber biliyorsunuz Yeşil Mutabakat'ın 3 konusu var yani 3 yaklaşımı var. Birincisi 2050'ye yüzyılın ortasına kadar bir iklim nötr bir kıta yapmak Avrupa Birliği'ni. İkincisi kaynak tüketimiyle büyümeyi daha doğrusu üretimi birbirinden ayrıştırmak. Yani kaynak tüketmeden döngüsel bir ekonomide üretim yapmak. Üçüncüsü de kimsenin geride kalmadığı bir dönüşüm. Çünkü iklim nötr bir karbon nötr bir kıta olmak bazı sektörleri tamamen ortadan kalkmasını, geride bırakılmasını gerektiriyor. Ve bu sektörlerde çalışan insanların, bu sektörlerin ekonomiyi belirlediği yerel ekonomilerin dönüşümünde de bazı insanların geride kalması, işsiz kalması eğer yönetilmezse olası. Dolayısıyla bunları da yönetmek üzere işte adil geçiş mekanizmaları gibi sistemler kuruyorlar. 2030 için %55 emisyon azaltımı hedefi var şu an Avrupa Birliği'nde. Avrupa İklim Eylem Ağı gibi sivil toplum örgütleri, iklim STK'larının talebi bunun %65'e kadar çıkması, 1,5 dereceyle uyumlu olan AB hedefinin bu olması gerektiğini düşünüyorlar. Ve burada da bunun başarılması için elektrik üretiminde kömürün, öncelikli olarak kömürün geride yani kömürün sıfırlanması, rüzgardan, güneşten enerji üretim oranlarının da yükselmesi, toplam enerji içinde de sadece elektrik değil, toplam enerji içinde de yenilenebilir oranın yükselmesi hedefleniyor. Avrupa Birliği, yani Avrupa çapında 3 ülke dışında 2030'a yönelik kömürden çıkış kararını onayladı ülkeler. Her ne kadar şu sıra özellikle Rusya'nın Ukrayna saldırısıyla beraber işte Avrupa kömüre dönüyor gibi bir algı olsa da aslında bu geçici bir önlem. Yani şu an acil durum önlemi olarak bazı işte kapanan santrallerin tekrar rezerv santral olarak geri alınması, çalışmaya hazır bekletilmesi gibi bazı ülkelerde durumlar söz konusu. Bir kriz yönetimi aslında orada. Evet ama bu hiç biri 2030 kömürden çıkış tarihini öteliyor, erteliyor gibi bir durum da yok. Yani hani bu şeyi de bunu da tekrar burada vurgulamak iyi olur. Benzer bir yaklaşım aslında Türkiye için de geçerli. Yani Türkiye'de de iklim değişikliği mücadele için 2053 net sıfır vizyonuna ulaşmak için atmamız gereken aslında ilk ve en kolay adım elektrik altyapımızı kömürden arındırmak. Yani kömürlü termik santralleri, kömür madenleri, termik santralleri, kömür temin eden madenleri kapatmak. Sırf bu bile %20-25 civarında 2030'a kadar bir emisyon azaltımını başarabileceğimizi gösteriyor. Ki biz hani Avrupa'ya kıyasladığımızda güneş anlamında da rüzgar anlamında da şanslı bir ülkeyiz, evet. Şanslı bir coğrafyadayız. Zaten hali hazırda hidroelektrik santraller sayesinde diyeyim yani onların yapım süreçleri vesaire çevresel süreçleri de tabii ki çok tartışılır ama bu sayede zaten hani yüksek bir yenilenebilir enerji payımız var elektrik üretiminde ve bizim iklim STK'lar olarak yaptığımız modelleme çalışmaları ki hani saatlik elektrik tüketimini baz alarak yaptığımız çalışmalar gösteriyor ki Türkiye'de işte kömürlü termik santrallere verilen teşvikler sıfırlanırsa ve iklim değişikliğine neden oldukları da göz önünde bulundurularak bu kirletme maliyetleri de kendi işletme maliyetlerine eklenirse zaten sistemden aslında otomatik çıkacak kömürlü termik santraller. Ve bu arada hani rüzgar ve güneşteki teşviklerin de kalkmasını öngören bir çalışma bu. Dolayısıyla hani karbon maliyetini yansıttığınızda bu santrallere yani iklim değişikliğine neden olma maliyetini de yansıttığınızda zaten sistem kendiliğinden
dönüşecek. Biz aslında bu santralleri, kömürlü termik santralleri sistemde durmaları için işte kapasite mekanizması gibi ödemelerle sistemde tutuyoruz. Dolayısıyla bakış açısının değişmesi, niyet edilmesi gerekiyor. Öncelikle yapılması gereken şey bu. Evet, burada tabii çok uzun süreç içerisinde belki değerlendirilebilecek bir dönüşümden bahsediyoruz ama dediğiniz gibi niyet çok önemli. Söylemek ve bunun için bir adım atmak çok önemli. Bu bağlamdaki örnekler belki de çok daha teşvik edici olacaktır. Yani özellikle Avrupa'daki örnekler bu açıdan. İfade ettiğiniz gibi hani Ukrayna ve Rusya sürecinde enerjide acaba yeniden bir kriz kömüre döndürecek mi tüm Avrupa'yı gibi? Bu bir işte enerji krizine dönüşecek mi? Savaş çıkacak mı bunun için gibi böyle bir tartışmanın ortasında yine de 2030 hedeflerinden geri durmayacaklarını ve kömüre asla bu bağlamda hani bel bağlamayacaklarını defaatle ifade etti Avrupa'daki ülkeler. İklim alanındaki STK'ların Türkiye açısından ve özellikle iklim hedefleri bağlamında bir çağrınız var. Bunu biliyorum. Bu çağrıdan biraz aslında bahsetmek istiyorum. Demin birkaç maddesine aslında biraz böyle temelli değindiniz ve bu çağrının kapsayıcılığı ve önemini de birazcık bahsederekten değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Tabii ki. Ağustos sonunda biz iklim alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri olarak bir çağrıda bulunduk. Türkiye'nin 2030'a kadar %35 emisyon azaltımı yapabileceğini, bunun mümkün, gerçekçi ve faydaları da beraberinde getiren bir dönüşüm olacağını savunuyoruz. Bu çalışmanın dayandığı iki modelleme senaryo çalışması var. Birincisi demin bahsettiğim kömürden çıkış raporu. İkincisi de İstanbul Politikalar Merkezi'nin Türkiye'nin karbonsuzlaşma yol haritası. 2030'a kadar bu %35 azaltımın aslında çok köklü böyle yapısal değişikliklere de ihtiyaç duymadığını aslında gösteriyor çalışmalar. İki temel konusu var. Bir, elektriği temiz, fosil olmayan, rüzgar ve güneş gibi kaynaklardan üretmek ve enerji alanın da elektrifikasyonun oranını arttırmak. Yani yüksek enerji tüketen sektörlerde elektrifikasyonu arttırmak. 2030'a kadar %35'i nasıl başaracağımıza yönelik sektör bazında açıklamam gerekirse demin dediğim gibi elektrik üretiminde 2030'a kadar kömürlü termik santralden elektrik üretimini sıfırlamak, yenilenebilirden güneş ve rüzgar gibi yenilenebilirden üretimi %75'e çıkarmak, ulaşımda elektrikli araç oranını bireysel araçları %20'ye, yolcu taşıma ve yük taşıma gibi araçlarda elektrikli araçların oranını %10'a çıkarmak, demiryolu taşımacılığının oranını ulaşımda arttırmak, yani karayolundan bir demiryoluna, raylı sisteme geçiş, yani yük taşımada da yolcu taşımada da, sanayide doğrudan elektrik üretimi ve tüketimi, işte tarımda petrol gibi ürünlerin kullanımının geride bırakılması, yine elektrifikasyon, hizmet sektöründe elektrifikasyona geçiş ve hani doğrudan elektriğini üreterek aslında elektrifikasyondan bahsediyorum. Binalarda da tamamen kömür ve sıvı fosillerle ısınmayı geride bırakma, yüksek oranda elektrifikasyona geçiş. Arka planı bu. Yani %35'in formülünü böyle ifade edebiliriz. %35 emisyon azaltım hedefi önemli çünkü bu Türkiye'nin işte 1,5 hedefi, 1,5 derece küresel hedefe bağlılığını, taahhütünü ispat etmesi açısından kritik. Bu küresel iklim rejiminin bir parçası olduğunu göstermesi açısından önemli. Ve ayrıca 2053 net sıfır emisyon vizyonunu başarmak için de planlı ve daha az maliyetli bir yol. Çünkü biz bugünden itibaren emisyon azaltımını planlarsak, bugünden itibaren emisyon azaltımını başarmak üzere adım atarsak 2053'e daha efektif bir şekilde, daha az maliyetle ulaşabiliriz. Yoksa emisyonlarımızı arttıralım, sonra azaltalım. Bunun hani verimsiz bir yol olduğu, hani grafiği önünüze getirdiğiniz, gözünüzün önüne getirdiğiniz zaman bile anlayabileceğiniz bir yol. Ve yani demin de söyledim, biz hep 2053 meselesinde de böyle maliyetler, işte yapabilir miyiz, işte bazı sektörler kapanacak, geride kalanlar vesaire, hani böyle bir perspektiften bakıyoruz. Aslında 2053 net sıfır emisyon vizyonu, belki bu daha öne de çekilecek yapılan çalışmalarla, faydalarla, kazançlarla geliyor. Yani bizim bugün en büyük sorunumuz ekonomi ise, istihdamsa, aslında bir enerji
dönüşümünü başarmak bunlarla bu konulara dair, bu sorunlara dair de çözümleri beraberinde getiriyor. Biz fosil yakıt açısından zengin bir coğrafya değiliz. Fosil yakıt dediğimiz gazı, kömürün çoğunluğunu, işte petrolü ithal ediyoruz. Dolayısıyla bunlardan uzaklaştığımız bir enerji dönüşümü bize işte enflasyonla mücadeleyi sağlayacak, elektrik maliyetlerini düşmesini sağlayacak aslında olanakları getiriyor. Yenilenebilir bir, daha iddialı yenilenebilir hedeflerin olduğu bir sanayi sektörü kurmak, 200 bin üzerinde yeni istihdam getiriyor. Sanayi de değer zincirini 10 kat 15 kat yükseltiyor. Ve hani biz Avrupa Birliği'nin politik ve ekonomik önemli bir ticari, önemli bir partneriyiz. Hı hı. Avrupa Birliği artık bu yola karbonsuzlaşmaya baş koydu. Yeni bir düzen kuruluyor. Yani ya biz bugünden itibaren bir hedef koyacağız, bir niyet edeceğiz ve bir hedef koyacağız, dönüşüm için çalışacağız. Hı hı. Ve bu sistemin, bu küresel yeni karbonsuz düzenin, sistemin bir parçası olacağız ya da geride kalacağız. Dolayısıyla dönüşümü de faydalarıyla, kazançlarıyla ele almak ve iklim değişikliğine karşı etkilenebilirliği bu kadar yüksek bir ülke olarak, coğrafya kesinlikle olarak da aslında küresel iklim eylemi için de en fazla zorlaması gereken, bu konuda liderlik edecek belki bir ülke olmalıyız. Dolayısıyla sivil toplum örgütleri olarak bizlerin de Türkiye'nin güvenli geleceği için güçlü iklim hedefini benimsemeli Türkiye ve bu bugünden itibaren emisyonların %35 azaltılması olmalı diyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok önemli bir çağrı ve bu çağrıyla beraber aslında her konuma da sorduğum bir soruyu size yöneltmek istiyorum. Biraz çağrıdan da bir anladım ama gelecekle ilgili umutlu musunuz? Çünkü burada iklim ve gelecek başlığı altında konuştuğumuz zaman konuklarımızla birazcık böyle umutsuz bir yaklaşıma, bazen distopik bir geleceğe yaklaşabiliyoruz ama çağrınızdan anladığım aslında planlı hedeflerle, sağlam ve düzenli bir dönüşümle beraber çok daha umutlu bir bakış açısı geliştirebiliriz ama sorunu yine de size yöneltmek istiyorum. Gelecekten umutlu musunuz? Kesinlikle umutluyum. Özellikle iklim bağlamında tabii ki. Çok, yani nasıl diyeyim, zor bir gelecek bizi bekliyor. Burası kesin. Yani evet, konfor alanlarımızdan çıkmalıyız. Bugüne kadar yaptığımız, yapmayı bildiğimiz şekli ya da yaşamayı bildiğimiz, keyif almayı bildiğimiz her şeyi belki yeniden düşünmek ve tasarlamamız gerekiyor. Yani ekonomik, toplumsal, refah anlayışımızı, her şeyi belki dönüştüreceğiz ama bu belki daha adil, daha yeşil, daha temiz bir dünya anlamına da gelecek. Dolayısıyla evet, konfor alanlarımızdan çıkmak belki biraz zorlayıcı olabilir ama değişim, devinim zaten hayatımızın bir her bir yanında var, bir parçası. Ve çok yakınımızdaki coğrafyalar değişir, dönüşürken bizim değişmemiz de kaçınılmaz. Ve umutluyum çünkü sizlerin de konukları olan gençler, yeni gelen jenerasyon bu değişime çok daha hazır ve bu değişimi talep ediyor. Bu değişimin hakları olduğunun da farkında. Dolayısıyla ben, yani hani teknolojik fırsatlar zaten bizi değişmek için olanaklar sunuyor ve bunun toplumsal tabanda da bir karşılık bulması önemli. Bence bunların hepsi birleştiğinde hani umutlu olmamız, olmamamıza bir sebep göremiyorum. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Ben teşekkür ederim bu fırsat için. Teşekkürler. İklim ve Gelecek programından bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.